Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın gündeminin ilk maddesi transfer. İkinci maddesi de transferleri bir an önce kampa yetiştirmek ve 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan Konferans Ligi ikinci ön eleme maçlarına güçlü yeni bir kadroyla çıkmak diyebiliriz. Evet, Beşiktaş bu manada transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Aslında Şenol Güneş hangi bölgelere ne tür oyuncu istediğini, hatta isimleri de zikrederek yönetime iletti ve yönetim de bu manada çalışmalarını sürdürüyor. Hem Ahmet Nur Çebi hem Ceyhun Kazancı bu ilişkileri yürütmeye çalışıyorlar. Yeni sezon için ne yapılacağı konusu bugünden planlanmış vaziyette. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir kere Beşiktaş 5 tane oyuncu transfer edecek. Bir kere öncelik bu. Ama bu 5 oyuncu doğrudan 11'e girecek tarzda 5 oyuncu olacak. Onu söyleyelim. Ben iç transferle ilgili konuları daha ikinci plana bırakarak bugün o 5 transfer dediğim oyuncular hangi bölgelere ve öncelikleri kimler onları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Önce şunu söyleyelim. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu, Beşiktaş videolarının daha bir geniş kesime ulaştığını da bu vasıtayla söylemem gerekiyor. Hemen geçelim. Ne istiyor Beşiktaş? Beşiktaş bir kere stoper istiyor. İkincisi bir 10 numara istiyor Şenol Güneş. 6 ve 8 numarada istekleri arasında. Sol kanada net bir oyuncu isteği var ve santroforda özellikle sıkıntı Cenk Tosun'un sakatlığı sonrası bir yerli santrofor sıkıntısı olduğu için de bir yerli santrofor konusunda çalışmaların sürdüğünü net bir şekilde vurgulamamız gerekiyor. Şimdi hemen başlayalım. İsterseniz stoper bölgesinden. Bu noktada birinci adaylar belli. Görüşmeleri de sürüyor. Hemen onlarla ilgili bilgi aktaracağım. Sonrasında da eğer olmazsa diğer adaylar konusunda ne tür çalışmalar yapılıyor, onlardan da bahsetmeye gayret edeceğim. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım stoper konusunda. Çünkü Saiz'in gitme ihtimali yüksek. Yani İngiltere'ye gitmek için izin istiyor. Beşiktaş da ona önce 5 milyon euro dedi. Sonra da 4 milyon euroya razı olduğunu söyledi. Yani Saiz gidecek. Dolayısıyla bir sağ stoper ihtiyacı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Niye bir sağ stoper ya da iki sağ stoper? Çünkü Tayyip Talha, Sanuç'un dönüşü ekimleri bulabilme ihtimali çok yüksek. Onun için de sol tarafta Omar Koley var. Emrecan uzun anda orayı yedekleyebilecek durumda. Ama sağ tarafta şu an itibariyle Saiz giderse Wellington da gidiyor. İki tane sağ stoper. En az bir sağ stoper olması gerekiyor. Bu manada Beşiktaş Daniel Amarty ile görüşmelerini yaptı. Onay da aldı. Ama transfer öyle enteresan, yani bir numaradaki oyuncudan bahsediyorum. Öyle enteresan bir süreç ki tam o sırada İşte Avrupa'dan başka kulüpler devreye giriyor. Çünkü bu oyuncular Leicester City'nin oyuncusu. Özellikle Alman Ligi devreye girdi. Leipzig ve Schalke devreye girince oyuncunun kafası karıştı. Oysa Ghana basınına çok net bir şekilde Beşiktaş'la anlaştığını itiraf etmiş. Hatta kartal emojisi de koymuştu. Şimdi orada bir temel sıkıntı var. Onu söylememiz gerekiyor. Ama hala Amarty bir numarada. Onun dışında iki numarada Yerimina'nın olduğunu söyleyelim. Yerimina da yine Avrupa'da teklif bekleyen oyunculardan bir tanesi. Bu arada Beşiktaş'ın sözleşmesi biten oyuncular üzerinde daha fazla yoğunlaştığını da söyleyelim. Bu manada hem Daniel Amarty'nin sözleşmesi bitti hem Yerimina'nın. O da bir sağ stoper Everton'da. Menajeriyle görüşme gerçekleşti ve ciddi manada da aşama kat edildiğini Yerimina ile söyleyelim. Ve son olarak da üçüncü bir isimden bahsedeceğim. Yani Beşiktaş'ın eski aşkı Depreşti desek yanlış olmaz. Tormena'dan bahsediyoruz. Braga'nın oyuncusu, 27 yaşındaki oyuncu. Devre arasında da istemişti Beşiktaş, onu olmamıştı. Onun 1,5 yıllık bir sözleşmesi var. 40 maç oynadı. 1 gol 1 asisti var. Sağ stoper olarak yaklaşık 3,5 milyon euro civarında bir rakama
çözülebilme olasılığı var. Şimdi tekrar edelim. 1 Amartya, 2 Yerimina, 3 Tormena şeklinde bir sıralama yapalım stoper bölgesi için. Gelelim orta alan bölgesinde neler? 6-8 numaralarda. Orada 1 numaradaki aday Kondogbia. Atletico Madrid'li oyuncunun bonservisi için Atletico Madrid 8 milyon eurodan kapıyı açmıştı. Fakat aldığımız istihbarata göre aşağı yukarı 5 milyon euroya kadar indi. Çünkü neden? 2024'te sözleşmesi bitiyor ki bu da önemli bir konu. 2024'te sözleşmesi biten bir oyuncunun bir yılı var demektir. Sorun ne? Sorun maaş. 4,5 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş 2,5 milyon euro teklif ediyor ön libero'ya, Kondogbia'ya. Bu noktada bir anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor Beşiktaş. Burada da oyuncu bir yurt dışı arayışı, daha doğrusu hani İspanya'da kalmak, İngiltere, Almanya vesaire gibi 5 majör ligde bir arayış içerisinde. Eğer o gerçekleşmezse Beşiktaş da biraz daha yukarı çıkarak Kondogbia'yı alma ihtimali yüksek. Zaten bu manada Kondogbia'nın dışında Miha Zajc'ın da 6-8 için alternatif olduğunu, o manada da Beşiktaş'ın menajerinden Miha Zajc'ın menajerinden haber beklediğini, henüz o haberi alamadığını söyleyelim. Ve gündeme bir isim daha girdi. Bu 6-8, özellikle 8 numara oynayabilen merkez orta saha Daler Kurzayev'den bahsediyoruz. Zenit'in oyuncusu. Bu sezon totalde 35 maç 5 gol 7 asistle oynadı merkez orta saha oyuncusu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro ama sözleşmesinin onun da bittiğini söyleyelim. Sözleşmesi biten oyuncular Beşiktaş'a ve pek çok takımımıza daha cazip geliyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Şimdi bu arada atladığımız bir stoper daha var. O da gündeme geldi ama ihtimali düşük olduğu için ben bu 6-8'in arasından sıyırıp onu da size en azından bilgi olarak aktarayım. Çünkü ihtimali düşük. Neden ihtimali düşük onu da söyleyeceğim. Isaac Hien'den bahsediyoruz. Hellas Veronalı oyuncu. Neden? Kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum. 2026'ya kadar bu stoperin sözleşmesi var. Dolayısıyla böyle bir stoperi alabilmek çok kolay değil. Onu özellikle söyleyelim. Yani sona kaldı. Belki orta alanın içerisine kaldı. Şimdi Kuzyaev'den bahsettik. Zenitli oyuncudan. Miha Zajc konusundan da bahsettik. Menajerinden Beşiktaş son kararı bekliyor. Gelelim o 10 numaraya. Biliyorsunuz Şenol Güneş 10 numaralı oyunu seviyor. Bir ara Yusuf Yazıcı gündeme geldi. Ama ondan daha önde bir oyuncu, daha formda bir oyuncu olarak Davy Klaassen isminden size bahsetmiştim. Davy Klaassen gerçekten de önemli bir oyuncu. Onu daha önce de anlattığım için çok detaylı bir şekilde anlatmak istemiyorum. Onu özellikle söyleyeyim. Detaylı anlatmak istemiyorum dememin sebebi şu. Tekrar tekrar olmasın diye. Biliyorsunuz Davy Klaassen Ajax'ta oynuyor. Ve 10 numara oynuyor. Ve gerçekten de bugün modern 10 numara diyebileceğimiz yapıya çok sahip. Yani 10 oynatırsınız, 8 oynatırsınız. Böyle istediğiniz şekle getirebileceğiniz bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Bu arada Ajax deyince hemen bir ekleme daha yapalım. Florian Grealish ismi de Beşiktaş'a yazıldı. Onu söyleyelim. Beşiktaş'a yazdılar ama Beşiktaş'ın ön libero olarak, ama Beşiktaş'ın henüz o noktada herhangi bir isteği olduğu bilgisi, istihbaratı bana ulaşmadı. Florian Grealish'i de bir küçük olarak, ekleme olarak sizlerle paylaşmak istedim. 10 numarada az önce söylediğim gibi Davy Klaassen'in yanında Lanzini ismi öne çıktı. Lanzini ismi. Çünkü Lanzini ile ilgili şöyle söyleyelim. Menajeri Hervan Berman'la Ceyhun Kazancı arasında bir görüşme gerçekleşti Lanzini için. O 10 numara Arjantinli oyuncu. Kısa boylu, çabuk ve bitirici bir orta saha, 10 numara oyuncusu orta sahada. 2023 onun da sözleşmesinin bittiği yıl. 2 yıl kulüp opsiyonunu uzatma var ama o gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. 30 yaşında West Ham'lı oyuncu, bu sezon 23 maçta 3 gol
bir asistle oynadı. Lanzini ismi şu anda 10 numara için Davy Klaassen'le önde olan iki isimden birisi. Onu özellikle vurgulayalım istediğim. Şimdi geldik sol kenar oyuncusuna. Sol kenarda ilk sırada Borini var. Ama Borini'yi bir türlü çözemediği için Beşiktaş, çünkü Türkiye Ligi'ni tanıyan bir oyuncu, çözemediği için Ante Rebic'e yöneldi. Onu söyleyelim. Ante Rebic Milan'da oynuyor. Milan onu bonservisiyle vermek istiyor ve bonservisi için 5 milyon euro istiyor. Beşiktaş da diyor ki kiralık alalım, satın alma opsiyonu koyalım. Yani 5 milyon euro vermeyelim diyor. Bu manada pazarlıklar Ante Rebic için devam ediyor. Ama şöyle bir sorun var. Ante Rebic'i Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'ta istiyor. Bu sezon 3 gol 2 asisti var. Söylediğim gibi bonservisine verilecek olan 4-5 milyon euroyu eğer Beşiktaş gözden çıkartırsa Ante Rebic hemen Beşiktaş formasını giymeye hazır. Onu da özellikle söyleyelim. Ama Borini'nin henüz bir numarada daha önde olduğunu söyleyelim. Santrafor bölgesinde Beşiktaş'ın bir tasarrufu olmayacaktı. Abubakar var. Onun yanına işte Cenk Tosun var. Bir yerli santrofor daha düşünebiliriz demişlerdi. Hatta işte Halil Dervişoğlu ismi de gündeme gelmişti. Ama son sezon büyük çıkış yapan Umut Nayır gündeme geldi santroforda. Neden gündeme geldi? Hani daha net bir santrofor olarak. Sebebi de Cenk Tosun'un işte Eylül-Ekim aylarına kadar dönüşte sıkıntı, rotar yaşayacağını söylediğimiz için böyle bir durum var. Bu arada kamuoyuna yansıdığı için onu da söyleyeyim. Weghorst konusu sürekli yazılıyor, çiziliyor. Weghorst dönmek istiyor diye. Beşiktaş'ın şu anda Weghorst'la ilgili bir tasarrufu yok. Abubakar'ı kullanacak. Cenk gelene kadar Umut Nayır onun bir anda ikamesi olacak. Cenk döndüğünde de zaten Beşiktaş'ın 3 tane santraforu olacak. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.